Gece burada kaldığınız için çok mutluyum. Bakalım Kayyu bu hikayede neler yapıyormuş. Hikayemizin adı Kayyu Yatıya Gidiyor. Her şey Kayyu'nun arkadaşı Leo'nun onu yatıya kalmaya davet etmesiyle başladı. Kayyu ve annesi Kayyu'nun çantasını hazırlıyorlardı. Kayyu, sence bir şey unuttuk mu? Pijamalarımı. Haklısın canım. Leo'ların evinde kalacaksan pijama götürmen gerekiyor. Peki şimdi her şey tamam mı? Evet. Kayyu şimdiye kadar ilk kez bir arkadaşının evinde kalmaya gidiyordu. Ve çok heyecanlıydı. Hadi bin Kayyu. Eminim bir şey koymayı unuttuk. Ama ne olabilir ki? Ha, bir düşüneyim. Pijama... Aldık anne. Diş fırçası. Aldık. Oyuncak ayı. Almadık. Oyuncak ayıyı unuttuk. Güzel, artık her şeyi aldık. Hazır mısın? Leo'nun babası bahçelerinde bir ağaç ev yapmıştı. Ve Kayyu da içinde oynamayı çok sevmişti. Leo, Kayyu, yemek vakti. İkiniz de buraya gelin, ellerinizi yıkamanız gerek. Kayyu şüphesiz Leo'ların evinde çok eğleniyordu. Ama yemek vakti geldiğinde kendini birazcık yalnız hissetmişti. Annesini, babasını ve evini özlemişti. Aç değil misin Kayyu? Evet açım. Bakalım yemeğini kim önce bitirip güzel bir tatlı yemeği hak edecek. Bir süre sonra Kayyu ve Leo'nun yatma vakti gelmişti. Kayyu Leo'ların evinde diş fırçalamanın bile eğlenceli olduğunu düşünmüştü. Ama yatma vakti gelip çattığında Kayyu annesini, babasını ve evini çok özlediğini fark etmişti. Giderek üzülmeye başlamıştı. İkiniz de yatmaya hazır mısınız? Hadi yatağa yat Kayyu. İyi geceler tatlım. Söyler misin Kayyu, bir problem mi var? Eve gitmek istiyorum ben. Bak sana ne diyeceğim. Neden gidip annene telefon açmıyoruz? Eve gelmek istiyorum anneciğim. Ayıcık da eve gelmek istiyor mu? Ayıcık mı? Zavallı ayıcık. Çantanın içinde kaldığı için kendini çok yalnız hissediyordur. Ve eminim o Leo'ların evinde kalmayı çok istiyor. Kayyu ayıcığını çıkarttıktan sonra artık eve gitmek istememişti. Ona sımsıkı sarılmıştı ve kocaman bir öpücük vermişti. Ayıcık şimdi daha iyi mi? Evet, çünkü ben ona sımsıkı sarılıyorum. Harika. İyi geceler, tatlı rüyalar. Olası bizi tavşanlar. Büyük anne, bize hikaye okur musun? Aa, Kayyu ile ilgili olabilir. Bir bakalım neler yapıyormuş. Bugünkü hikayemizin adı Kayyu Bebek Oluyor. Kayyu ve Rosie gün boyunca oyun oynadılar. Hem de bütün gün. Hayır. Nasıl oluyor da bu kadar dağıtabiliyorsunuz? Anlamıyorum. Yemekten önce etrafı toplamaya ne dersin Kayyu? Kayyu, bana yardım eder misin lütfen? Ama Rosie etrafı toplamıyor. Pekala. Bir deneyelim. Rosie, etrafı toplama zamanı. Tamam mı? Oyuncakları buraya koy. Evet, oldu tatlım. Hadi birkaç tane daha getir.
Rosie hala oynuyor. Bu hiç adil değil. Ben de Rosie gibi oynamak istiyorum. Ayu, Rosie etrafı tek başına toplayamayacak kadar küçük. O büyüyene kadar onun işini ben yaparım. Ayu, sen kendi başına toplayacak kadar büyüdün. Kayu annesinin eşit davranmadığını düşünüyordu. Çok kızmıştı. Ben de sütümü öyle bardakta içmek istiyorum. Pekala. Ve sandviçimi de Rosie'ninki gibi minik minik istiyorum anne. Bana da anne. Önlük mü istiyorsun? Kayu. Bebek olmak hoşuma gitti anne. Kayu 4 yaşında olmaktansa bebek olmanın daha iyi olduğunu düşündü. Bebek olmaya özenmem problem değil ama lütfen şımarık bir bebek gibi davranma. Yemekten sonra Kayu ve Rosie bebekçe oynarken çok eğlendiler. Uyku mu? Evet, benim iki küçük bebeğimin uyku vakti. Hadi Kayu yatağına yat, ben de gelip üstünü örteyim. Kayu aslında uyumak istemiyordu. Ama Rosie gibi bebek olmak için uyumak zorundaydı. İyi uykular Kayu. Kayu, ne oldu tatlım? Ben uyumak istemiyorum anne. Ama bütün bebekler öğle uykusuna yatar canım. Artık bebek olmak istemiyorum. Yine 4 yaşında olmak istiyorum. Güzel. Kartların oynamaya ne dersin? Harika. Tekrar 4 yaşına dönmene çok sevindim. Ben kazandım.